Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu çok sevdiğim arkadaşlar çiçek modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Böyle çiçeğimiz arkadaşlar iç içe kat kat. Bu çiçeği çok severdim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğüm zaman hep beğenirim bu çiçeği. Böyle kat kat lahana yaprağı gibi çok hoşuma gider. Evet, şimdi sizlerle nasıl yapıldığına başlayalım arkadaşlar. Ortasındaki bu serum halkasıyla yapılmış arkadaşlar. Sık iğne, beyaz sık iğne 12 tane. Buraya sık iğne dolduruyoruz. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Şöyle küçük boy bir tane serum halkası alıyoruz. Ortasını hazırlayacağız çiçeğimizin. Şöyle tutup bir tane sık iğne yapıyoruz. Şurada bir elimi kestim arkadaşlar. İnşallah şuradan tutarak sizlerle halkamızın içine 12 tane sık iğne yapacağız. 2 oldu. Yine giriyoruz. 3 4 5 6 7 8 bu şekilde içini dolduruyoruz. 8 9 10 11 ve sonuncu arkadaşlar. Buraya 12. sık iğnemi de yapıyorum. Bu şekilde içine de alabiliriz şu ipimizi. İlk battığımız arkadaşlar, ilk önce ipimizi tutturmak için battığımız bu sık iğnenin içine de girip bu şekilde sahte sık iğne dediğimiz öbür ilmekten geçiriyoruz. Bir tane de koparmadan önce buraya bir zincir çekip İpimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar halkam hazır. Şöyle iplerimi temizleyip hemen modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki sık iğnemin içine giriyorum bu şekilde ve ipimi buraya tutturdum sık iğnemin içine. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 defa tığımın başını doladım. 6 zincirimin üzerine 2 dolama yapıp hemen yanındaki sık iğnemin içine giriyorum. 1 2 2 2 alarak şöyle uzunca 6 zincirimin boyunda bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanın arasına girip 1 2 2 3 seferde. Aynı şekilde trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 2 3. trabzan. Zincirimle beraber sayıyorum. 10 tane trabzan yapacağım. 4 5 6 7 8 9. trabzanımız ve 10. Bu şekilde 10 tane buraya trabzan yaptım ve hemen yanındaki sık iğnemin içine arkadaşlar kapatıyorum bu yaptığım 10 trabzanımı. Bu şekilde birinciyi tamamladık. Bir tarafı 6 zincir, bir tarafı 10 tane trabzan olarak ilk yaprağımızı yaptık. Yine 6 zincir, 2 defa tığımızın başını doladım. Hemen yanındaki, hiç atlamadan yanındaki, atlamamaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa bu sık iğneler eksik olabilir. Batacak yer kalmayabilir en sonuncuya. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan. Yine hemen dibindeki sık iğnemin içine yaptığım bu trabzanlarımı kapattım arkadaşlar. Evet. Aynı bu şekilde bu sık iğnelerin üzerine 6 tane yaprak yapacağız. 3 tanesini daha ben yapayım. Sonuncuyu beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 oldu. Sonuncu yaprağımızı da beraber yapalım demiştim. İkisini beraber yaptık. Üçünü de ben tamamlayıp geldim. Şimdi sonuncuyu yapmak için 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi çekip 2 defa doladım. Sonuncu buraya beyaz kalmıştı arkadaşlar. Oraya da sık iğneme de batıp 1, 2, 2, 2. Şöyle 6 zincir boyunca bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Bir defa doladım. Trabzan arama girip yine aynı şekilde 1, 2, 2 alarak trabzan yapıyorum. Trabzan sayımı 10'a tamamlıyorum arkadaşlar. Bu çektiğim 3 zincirle beraber. 3 oldu. Şu şekilde tutup daha net görmenizi sağlayayım arkadaşlar. 4. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 5, 6. Bir defa doluyorum. 7, yine aynı trabzan arasına girip 8, bir defa doluyorum, trabzan arama girip 9 ve 10. Aynı şekilde sonuncu trabzanıma da arkadaşlar 10 tane bu şekilde dolgulu trabzanları yaptım. Zincir çekmek için battığım şu sık iğnemin İçini de arkadaşlar girerek buraya kapatıyorum bu yapmış olduğum zincirler. Evet, 6 tane çiçeğimiz hazır. Şimdi şu boş olan trabzanların içine yine 10 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilk sıramız bitti. Katlarını yapmak için bir defa doluyorum. Trabzan arama girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buraya arkadaşlar 9 tane yaptık. 10. için 3 zincir çekip kapatacağız. 3 zincirimi çekip araya girdim, kapattım bu şekilde. Evet. Bakın arkadaşlar, birinci katlı yaprağımız hazır. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Şuraya arkadaşlar bakın, şu ilk doldurduğum dolgulu trabzan yapmak için bunun dibine batacağım arkadaşlar. Bu mavinin dibine batacağım. Ama arka tarafından 8 zincirimi çektim. Şöyle çevirip bu mavinin dibine bakın arkadaşlar. Bu şekilde mavinin dibine girip oradan bir tane de ilmek alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle çevirelim. Bakın arkadaşlar, ortasında zincir çok hoş duruyor. Boşluğu da kapatmış oldum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2. Bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar aynı birincide olduğu gibi buraya trabzan dolduruyoruz. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptıktan sonra arkadaşlar 10. trabzanımızı 3 zincir olarak yapıp buraya bu şekilde sık iğne ile yuvaya kapatıyorum. Yine ikinci zincirimizi de doldurmuş olduk ve 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi aynı şekilde arkadaşlar şu dibe, dolgulu trabzanın dibindeki sık iğnenin içine kapatacağım. Şöyle şu şekilde. İnşallah net gözüküyordur arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. Evet, yine 2 tanesini yaptık bu şekilde arkadaşlar. Bakın iç içe geçmiş gibi kat kat duruyor. Çok hoş duruyor. Diğer şu ikisini de, üçünü de ben yapayım. Sonuncuyu da arkadaşlar yine beraber yaparak modelimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, diğer üçünü de yaptım. Yine sizinle beraber sonuncuyu bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde dibine sık iğne ile 8 zincirimi kapattım. Bir defa doluyorum tığımın başına. Bu son kalan zincirime 1, 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Yine bir defa doladım. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 3, 4, 5, 6. Evet, sonuncu arkadaşlar. Trabzanımı da 3 tane zincir çekerek buraya 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yuvada kapattım. Bu şekilde trabzanları doldurdum arkadaşlar. 8 zincir. 8 zincirimi son yaptığım yine aynı şekilde arkadaşlar buraya kapatıyorum. Bu boşluğu zincirle doldurmuş olacağız. Sık iğne ile girip buradan bir tane ilmek çıkardım sık iğnemden. Bir tane de zincir çektim. Buraya 8 zincirimi kapattım arkadaşlar. İpimi de bu şekilde kesiyorum. Şöyle biraz daha kısaltıp yakacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok tatlı oldu. Şimdi bunu modelimize monte işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, 2'şer zincir çekerek tığ battılarımız hazır. Şöyle ara suyu olarak arkadaşlar 2 tane koydum örnek amaçlı olduğu için. Siz daha fazla da koyabilirsiniz. Tığ battımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekip şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Büyük yapmayın arkadaşlar. Hatta orta boydan da küçük yaparsanız daha hoş duracaktır. 2 defa doladım. 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye. 1, 2, 2, 2 alarak buraya bu şekilde bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Alıyorum bu arkadaşlar yaptığım motifi bu şekilde şu. Bize bakan, sağa bakan arkadaşlar birinci trabzan, bu şekilde içe bakan buradaki birinci trabzandan tutturacağım. Şu şekilde ters tarafını çevirdim. Modelim çiçeğimizin ters tarafında arkadaşlar. Çatım işlemi dikkatli bakarsanız. Şimdi bunu arkadaşlar buradaki ilk trabzanımın tepesine 3 zincir çekip arkadaşlar tığımı doladığım yere bu şekilde giriyorum tepesine. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Sık iğne ile bunu buraya tutturuyorum. Hemen bu kadar arkadaşlar. Şöyle düz tarafını çeviriyorum. Düz tarafı dönünce bu şekil oluyor. Bir defa dolayıp yaptığım bu trabzanımın içine girip 1, 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3 oldu. Bu şekilde buraya 9 tane trabzan yapacağım. 4, 5, 6, 7 8, evet 2 4 6 8. Zinciri bazen saymayı unutuyorum arkadaşlar, o yüzden tekrar saydım. Evet 9 tane buraya bu şekilde trabzanı yapıp hemen yandaki tığ battımının içine girdim, sık iğne ile kapattım buraya yaptığım bu trabzanları. Şimdi birincisini çattık arkadaşlar, ikinci çiçeğimizin yaprağını tutturmaya geldi. Bir zincir, yine şöyle orta boydan küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. 2 defa doluyorum, 1 2 3 atlayıp dördüncü tığ battıma 1 2 2 2 olarak alıp buraya bu şekilde yine bir trabzan yaptım. Yine 3 zincir. Çatım işlemleri aynı. Şimdi arkadaşlar bu tarafı bakan ilk trabzan tepeme girip bu şekilde ipimi tığıma tutturdum. Bir defa dolayıp düz yüzüne döndüm. Şöyle de göstereyim bir yapmaya başlamadan önce arkadaşlar. Bu şekilde şu iki uçlardan tutuyorum. Tığımı bırakayım arkadaşlar. Zor bir şey değil. Tekrar takarız yani. Bu şekilde uçlardan tutturdum. Bir defa doluyorum. Trabzan arama girip 1, 2, 2. 3 seferde buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 2. 3. trabzanım. 4. Tekrar yapalım. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane trabzanı bu şekilde buraya yaptık arkadaşlar. Tamamladık trabzanımızın üzerini. Hemen buradaki bir yandaki tığ battımın içine de girip bu şekilde sık iğne ile yaptığım trabzanları buraya tutturdum. Evet arkadaşlar, yine şu iki ara suyu arasına koyup tekrar gül çatımına devam edeceğiz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Örnek amaçlı olduğu için bir tane yapıp bırakacağım. Siz devam edersiniz gülümünüzün takımına. 2 defa doladım. 1, 2, 3, 4.'ye 1, 2, 2 2 olarak aldım. Evet şöyle biraz trabzanım arkadaşlar alırken bol bol alıyorum, sıkı sıkı. Şöyle uzun 9'u rahat bir şekilde sığdırmak istiyorum çünkü. 3 zincir çekerek başlıyorum trabzanımın yapımına. 1 2 2. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 oldu. 4 5 6 7. Evet arkadaşlar, çiçeğimizle de bu ara suyunun uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çok hoş durduğunu düşünüyorum. Bu ara suyunun bu çiçeğe çok yakıştığını düşünüyorum. 2 3 2 3 4 5 6 7 8. Konuşurken saymayı unuttum arkadaşlar. O yüzden tekrar saydık. Yaptığım bu trabzanı hemen bir sonraki tığ battımın içine girip kapattım. Bir tane de zincir çektim. Ben burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerim çok hoş oldu. Kat kat karnabahar yaprağı, soğan katları mı dersiniz artık arkadaşlar. Muhakkak yapın arkadaşlar bu modelden. Çok hoş duruyor. Çok ağır duruyor arkadaşlar. Çeyizlerinizde hele olsun, bundan bir tane olsun. Çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.